Merhaba arkadaşlar. Bugün kızılcık marmelatı yapacağım. Sizinle de paylaşacağım. Yıkadım. Tenceremi aldım. 3 bardak su ilave ediyorum. Bunu şimdi kaynamaya bırakacağım. İyice kızılcıklar kaynayıp yumuşayınca altını kapatıp biraz soğutacağım. Sonra süzgeçten geçireceğim. Onları da birlikte yapacağız. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Kızılcıklarım kaynamaya başladı. Şöyle üzerindeki köpüğü alacağım. Karıştırıyorum. Kızılcık çok çabuk pişen bir şey. Şimdi kendini salmaya başlamış. Altını kapatacağım. Soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra süzgeçten geçireceğim. Şu an altını kapatıyorum. Beklemeye alıyorum. Şimdi bunları güzelce süzgeçten geçireceğim. Kızılcığımı süzgeçten geçirdim. Üç buçuk su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Şimdi marmelatımı ocağa alacağım. Kaynamaya bırakacağım. İndirmeye yakın da limon ilave edeceğim. 4 kaşık limon suyu ilave edeceğim. Taze sıkılmış limon suyu. Süzgeçten geçirdiğim kızılcıklarıma şekerim 3,5 su bardağı da şeker ilave ettim. Şimdi ocağa aldım, kaynamaya bırakıyorum. Arkadaşlar kızılcığım kaynamaya başladı. 3,5 su bardağı şeker koymuştum. Ama yeterli gelmedi. Ben çok şekerli olmasını istemiyorum ama 2 kilo kızılcığım vardı burada. 2 kilo kızılcık kullandım. 3,5 su bardağı şeker koydum ama yeterli gelmedi. Ben bir bardak daha ilave ediyorum. Ben çok şekerli olmasını istemiyorum ama 3,5 da az geldi. Yeterli gelmedi. Şimdi kaynamaya başladı şekeriyle birlikte. Sık ateşte 30 dakika kaynatacağım. Şimdi limonu da ilave edeceğim. 4 yemek kaşığı limon koyuyorum. Daha önceki reçellerimde de söylemiştim. Her 1 kilo meyveye 2 yemek kaşığı limon koyuyorum. Burada 2 kilo kızılcığım olduğu için 4 yemek kaşığı limon koydum. Ben limon tuzu kullanmıyorum. Tenceremdeki malzemeler 2 kilo kızılcık, 4,5 su bardağı şeker, 4 yemek kaşığı limon suyu. Daha çok şekerli seviyorsanız siz daha çok şeker koyabilirsiniz. Ara sıra karıştırmak gerekiyor, yoksa dibi tutabilir.
marmelat olduğu için. Onun için ara sıra karıştıracağım. Marmelatımı 30 dakika kaynattım. Kıvamı biraz hoşuma gitmedi. Bir 5 dakika daha kaynattım. Şu anda istediğim kıvama geldi. Şu üzerindeki köpüğü alıyorum. Ve kavanozlarıma dolduracağım. Bakın kaynarken soğuyunca daha da kıvamlanacak bu. Çok güzel kıvam aldı. Şimdi ocaktan alıyorum. Ocaktan alıyorum. Bir 10 dakika bekletip sonra kavanozlara doldurup kapatacağım. Arkadaşlar marmelatım kaynadı. Bir 10 dakika beklettim. Şimdi dolduracağım. Marmelatlarımı doldurdum. Ters çevirdim. Şimdi üzerini örtüyorum. 1-2 saat sonra çevireceğim. Çünkü marmelat koyu kıvamlı olduğu için soğuduktan sonra çevirirsem kapaktan ayrılmayacaktır. Daha donmadan, soğumadan çevireceğim. Marmelatımı doldurduktan sonra ters çevirmiştim kapaklarının üzerine. Biraz kapağı vakumlansın diye. Ters çevirmesem de sıcak koyduğumda vakumlanıyor ama garanti olsun diye. Şimdi çevireceğim. Daha sıcaklar, soğumamış. Kaseye koyduğum marmelatımı sizinle paylaşayım. Bakın. Bu soğudu. Renginin netliği tam da çıkmıyor aslında kameradan. Burada rengi daha da güzel. Bakın beyazda göreceksiniz. Ne kadar muhteşem oldu. Yapacak olanlara afiyet olsun. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben şimdi tekrar kavanozların üstünü örteceğim. Çünkü daha sıcaklar.